Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla anma ve kutlama programı düzenlendi. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين Siz göğsünüzü siper ettiniz. 15 Temmuz gecesi sokakları ve meydanları dolduran kardeşlerimizin her birinin vatanımızın, demokrasimizin, özgürlüğümüzün korunmasında katkısı vardır. Payı vardır, rolü vardır. Darbe girişimine karşı tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla dünyayı kendine hayran bırakan tüm vatandaşlarımızın gazası. Atımın nesli diyordun. Nesilmiş gerçek. İşte namusunu çiğnetmedi, çiğnetmeyecek. Vurulmuş alnından tertemiz yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Asım'ın neslinin valisini, Asım'ın neslinin milletvekillerini, Asım'ın neslinin komutanlarını, Asım'ın neslinin hocalarını, Asım'ın neslinin oda başkanlarını, Asım'ın neslinin belediye başkanlarını, Asım'ın neslinin analarını, günümüzün nene hatunlarını, nene hatunlar ses verin. Burada mısınız? Şerife bacılar burada mı? Kara Fatmalar burada mı? Helal olsun size. Asım'ın neslinin delikanlıları. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkamdan diyen delikanlılarım. Ses verin, burada mısınız? Helal olsun size. Bu sesi bütün dünya duysun. Delikanlılarım ses verin. Burada mısınız? Selam olsun size. Aksaçlı neneler, aksaçlı dedeler. Ellerinizden öpüyoruz. Burada
15 Temmuz kırılma noktasıdır. Sevgili başkanlarımın, hocamın iftira ettiği için, 15 Temmuz'u anlamak için 1450 yıl önce Hazreti Hamza'yı anlayacaksınız. Sevgili peygamberimiz savaş meydanında amcasına "Ey Hamza" diyor. "Yavaş yürü. Ölüm senden korkuyor." 15 Temmuz'u anlamak için ölümü korkutan Hazreti Hamza'ların aslan yüreklilerini, Gaziantep ruhunu, Gaziantep'te canını veren şehitleri anlamanız lazım. 15 Temmuz'u anlamanız için Fatih Sultan Mehmet Han'ın "Eğer kanım Hazreti Muhammed'in davasıyla yükselecekse durma ey kılıç, doğra beni. Ya istiklal ya ölüm, ya bu İstanbul beni alacak ya ben bu İstanbul alacağım" diyen Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlamak lazım. 15 Temmuz'u anlamak için Kudüs işgali altındaysa "ben nasıl güleyim" diyen Selahaddin Eyyubi'yi anlamak lazım. 15 Temmuz'u en iyi anlayan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen 6317 şehit diyarı olan, ya istiklal ya ölüm diyen Mustafa Kemal'i anlamak lazım. 15 Temmuz'u anlamak için mecliste şerefle hizmet ettiği mecliste, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denen mecliste, "yeter sözde karar da milletindir" diyen, Menderes'i dar ağacına gönderenlerin ne olduğunu anlamak lazım. Menderes baş verdi ve baş eğmedi. 15 Temmuz'u anlamak için ölümüne ölümüne deyip Anadolu meydanlarını dolduran Recep Tayyip Erdoğan'ı anlamak lazım. Cumhur İttifakı ne zaman kuruldu diyorlar. Bayrakla, vatanla, milletle, bayrağını kaldıranlarla kuruldu. O yüzden Cumhur İttifakı'nı anlamak için adam gibi adam Devlet Bahçeli'yi anlamak lazım. Cumhur İttifakı'nın ne olduğunu en çok bu gazi şehir bilir. Sevgili gençler, kıymetli hemşerilerim, o kadar önemli bir topraklardayız ki, o kadar önemli bir günlere şahit oluyoruz ki, 100 yıl önce ecdat ne yaşadıysa 6317 şehidin çoğu kadın ve çocuktu. Şehit Kamil kimdi? Şehit Kamil kimdi? Anasının başörtüsünü çıkarmak için çalışan, o günün şerefsizlerine karşı canını siper eden Şehit Kamil'in torunları, Şahin Bey'in torunları, Kara İlem'in torunları, Gaziantep ruhu 15 Temmuz ruhudur. Şimdi Gazze'de biz burada otururken çocuklar ölüyor ve öldürülüyor. Neredesiniz çocuk hakları savunucuları? Neredesiniz? Neredesiniz bana söyleyin. Niye çocuklar ölüyor? Niye çocuklar arasında ten farkı, gözünün renginin farklı, biri sarışın, biri kahverengi diyorsun? Biz Hazreti Peygamber'in ümmetiyiz. Bizde üstünlükte, ırkta üstünlük yoktur. Bizde acemin acem olmayana üstünlüğü yoktur. Bizde tende üstünlük yoktur. Bizde üstünlük takvadadır. İşte bu aziz millet bu duruşuyla çocukların ve kadınların öldürüldüğü bir dünyaya bir dakika demektedir. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın "dünya beşten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür" en iyi Gaziantep ruhanlar. Sevgili anneler ve babalar, bir anne olarak valimle bu yıl aile yılı ilan ettik. Bu çocuklar bize emanet. Bu evlatlar bize emanet. Bu şehri, bu ruhla, bu ecdadımızın bize vurduğu ruhla akıllı şehir yapacak mıyız? Bu şehri direnerek yeşil şehir yapacak mıyız?
bu şehrin çocuklarını eğitim şehri Gaziantep'te okutacak mıyız? Bakın bugün o kadar güzel bir yemek vardı ki. Hep bize şunu söylediler. Eğitimde kötüyüz. Bu şehrin çocukları eğitimde kötü olamaz. Bu şehrin çocukları Nur Dağı'nda, İslahiye'de depremin altından çıkıp 500 tam puan olan Ömerlerin çocuklarıdır. Kendinizi bir alkışlayın. Sevgili çocuklar, bu şehri eğitim şehri Gaziantep yapacak mıyız? Bu sesle olmaz. Bu şehri eğitim şehri yapacak mıyız? Bu şehri bilim şehri yapacak mıyız? Bu şehri spor şehri yapacak mıyız? Bu şehri iyilerin şehri yapacak mıyız? Bu şehri inananların şehri yapacak mıyız? Gaziantep modelini dünya modeli yapacak mıyız? Zafer inananların olacak. Zafer 15 Temmuz ruhuna sahip çıkanların, meydandan kaçmayıp burada gelip konuşanların olacak. Zafer korkakların değil. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Ya istiklal ya ölüm diyenlerin olacak diyor. Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Aslında konuşulacak her şeyin genel anlamda konuşulduğunu, anlatıldığını değerlendiriyorum. Sizin için çok güzel gösteriler hazırlandı. Onların da saati epey sarktığı için ben bir cümleyle yetinmeye gayret edeceğim. Kıymetli hemşerilerim, tarihin her döneminde, tarihin hiçbir döneminde alçaklara ve hainlere fırsat vermediği gibi 15 Temmuz'da da fırsat vermeyen bu aziz milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Bu büyük devletin milletiyle kucaklaşmayı Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle meydanları doldurmayı beceren bu devletin bir kamu görevlisi olmaktan, bir valisi olmaktan gurur duyuyorum. 6317 şehidi ile Kurtuluş Savaşı'nın, istiklal mücadelemizin kıvılcımını yakan, Gazi şehri İngiliz'e, Fransız'a yar etmeyen, 15 Temmuz'da da bugün doldurduğu gibi bu meydanları dolduran Gazi şehrin hemşehrisi olmanın, valisi olmanın gururunu yaşıyorum. Bu duygularla bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ebediyede intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayattaki gazilerimize sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir ömür diliyorum. Rabbim bir kez daha bize böyle ihanetler yaşatmasın dualarıyla her birinize saygılar sunuyorum. Ediyoruz.